önümüzde 4 dolu gün var, bugün de dahil. Evet. Haftaya finale çok var. Şu yemeğe benim kafam takıldı. Biz burada puan kavgası edene kadar şu yemeği bir öğrensek de nasıl bileceğiz bakalım. Ya şimdi ben bu yemeği... Vallahi benim bildiğim kadarıyla elmanın içi oyulup böyle çok güzel bir içle doldurulacak tahmin ediyorum ben. Bildiğim kadarıyla. Çünkü Osmanlı dönemine ait bir... Sonra fırına mı atacaklar? Evet. Yani bildiğime göre elmaların içi çok güzelce oyulacak. Bir dakika, beni bekleyin siz. Siz beni bekleyin. Elmanın içi oyulacak, siz oyulacak. Devam edin. Güzelce diğer malzemelerle güzelce bir iç hazırlanıp elmaların içi doldurulacak. Benim tahminim bu bence. Sonra da fırına mı sürülecek? Önce sonra da fırına verilecek. Yani bu nereye gitti bu Beyhan Hanım? Beyhan Hanım çıktı gitti, bizi bıraktı. Nereye gitti bu? Sonra etin, ama ben eti doğrayacaklar diye düşünüyordum ama öyle büyük büyük mi atacaklar ya? Evet, et büyük büyük. Peki et bir yandan tatlıyla, tatlının içinde et. Ama şimdi eski Osmanlı döneminde kurulardan çok güzel iç pilavlar yapılıyor. Belki biliyorsunuzdur onu. Damlacığım. Hayrola. Bir yanına gelebilir miyim? Gelebilirsin, gel. Yine hayırdır, hayırdır. Ne oldu, hayırdır? Kızım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Ya bak, dün bir haftadır bir yüzük gitti. Kaynanan sana öyle yapmış ama ben dün oradan yüzüğü aldım. Sen nereye gidiyorsun? Aman Beyhan. Ay Beyhan teyze ya. Ne yapıyor? Ne yapacaksın onu? Damla'ya ver onu. Nuray Hanım'a ver ya da. Onu da satar şimdi. Ne yapıyorsun ya? Götürdüm kuyumcuma, yaptırdım. Bu yüzüğü sen alsan. Kız, kırılan yüzük değil mi bu? Senin benim başımın üstünde yerim var. Ay, yüzüğü mü tahmin ettirdin? O yüzük benden sana hediye olsun. Ne hediyesi ya? Asla, o benim yüzüğüm değil ki zaten. Benim yüzüğüm, niye şaşırıyorsun? Hediye etti bir de. Ne oluyor ya, bir dakika. Bir parmağına tak. Hayır, Beyhan'la yüzük hediye ediyorum. Senin benim başımın üstünde yerim var. Seni ben kendi kayınvalidem, kendi annemmiş gibi seviyorum. Ama fark ettik de. Kesinlikle bana bu şekilde gelme. O yüzük senin olsun. Al sen tak. Bak, yani ben sen bunun içinin yazılarını sildirdim. Olsun olsun, ben istemiyorum. Onu, kız, bir pahalı bir yüzük. Beyhan teyze, olmaz olmaz. Yine şov yapmaya başladı ya. Bu? Hayır, ona mı düştü ya? Allah Allah. Benim yüzüğün yaptırması ona mı düşmüş ya? Vallahi elinde yüzük gezeliyor oralarda. Taktı mı Damla? Yok. Hayret bir şey, Damlacığım. Bu kadar olmaz ya. Benim yüzük elin ortada. Vallahi bir ona, ya, bir ona böyle geziyor. Hayırdır, nedir bu ya? Ben asla takmam yani. Bir dakika bana ya. Kesinlikle böyle gelme. Ben burada duvara mı konuşuyorum? Yeşim, sana takayım o zaman. Ne demek sana takayım ya? Sen ne yapıyorsun ya? Yeşim. Ya dalga mı geçiyorsun? El alemin yüzüğünü bana takıyorsun ya. Sen burada aldığın zaman ben sana git emanet et demedim mi? Sen de ettim ediyorum dedin bana. Sende ne işi var bu yüzüğün? Ama bak... Beyhan teyze, kimseye tak falan filan deme. Yeşime de hesap vermek zorunda değilsin. Sen ne yapıyorsun? Bu yüzüğü koyma ya. Baktıkça da beni hatırla. Ben mesela yapıyorum. Gel. Kız yüzüğü Beyhan'a taktı. Al yüzük Beyhan Hanım'a. Ne yapıyor bunlar ya? Başım aldım. Sana diyorum, çıkar ver milletin Şadi yüzüğünü ya. Hadi bir yüzük almadın bana Damla'nın sayesinde. Ben de alacağım sana yüzük. Milletin kocası alıyor ya, sen Damla'dan yüzük aldın, koşa koşa gidiyorsun ya. Şu güne kadar kadına bir yüzük almamışsın ya. Ya ben mi alacağım ya? Alsaydın. Kendisi bana ne almış? Alsın taksın, benim hiç umurumda bile değil. Demek ki bu kadıncağız yüzük istemiş Yeşim. Ya onun istekleri biter mi ya? Her istediğimi ben ona alacaksam. Ya şu Beyhan teyzenin iyi niyetine bayılıyorum ya. Kadın sen kalk, ben üzüldüm yüzük var diye, git o yüzüğü yaptır gel. Ne oldu Beyhan? Vallahi Beyhan Hanımcığım, ne oldu? Elinde yüzük mü taktılar sana? Damla bana hediye etti. Benim bunu kocamın yapmadığını bana hediye etti. Ya. Damla sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapıyorum Yeşim? Kadına yüzük vermek ne demek ya? Ya bir türlü var ya, sen benim Beyhan teyze gibi kayınvalidem olsa gerçekten bayılır, başımın üstünde taşırım ya. Al götür. Götürürüm. Damla. Al konuş şimdi. Benim boğazlarım ağrıyor, boğazlarım. Ne yapayım? Sana laf anlatamıyorum. Ben sana anlatıyorum. Burada kendimi ben ifade edemedim artık.
Hayırdır, sen kendin mi aldın? Benim aldığım yüzüğü Beyhan Atlı'ya takıyorsun ya. Sen milletin yüzüğünü parmağıma takarken hiç böyle utanmadın mı? Ben kimsenin yüzüğünü takmadım, bu bir. O yüzük kimsenin koluna parmağına takılmadı, bu iki. Ya sen de artık teker gibi döne 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 gerçekten yoruldum ya. Yok bir an takıldı, yok takılmadı. Hangisi takıldı mı takılmadı mı bir karar ver ya. Ya sen beni anlamıyor musun? Anlıyorum, niye beni hep hem de gayet iyi anlıyorum ben. Sen beni neden hep ters anlıyorsun? Niye dinlemek istemiyorsun sen beni ya? O yüzük benimse de bana verdiysen de milletin yüzüğünü ben de Beyhan teyzeye veriyorum. Heh, çok mantıklı sen bir hareket. Sen kimin parasını kime hediye ediyorsun? Hayırdır? Dert yüzük değil, hala para. Başka bir şey değil. Madem hani bu kadar şey... Ya al Beyhan teyzeden de al ya, umurumda değil. Ya zaten benim değil. Seversen ya. Zaten benim değil zaten ya. Zaten benim kayınvalideme takman ayrı bir saçmalık da. Benim yüzüğümü sen nasıl takabilirsin? Bana Damla ver hediye ver benim yüzüğümü. Damla hediye etti. Damla mı aldı da Damla hediye ediyor? Ben anlamam ediyor. Ben... Hayır ben anlamam arkadaş, onun değeri çok yüksek. Ben onu oğluma almıştım, sen takamazsın. Yani evet Damla, o bayağı bildiğim bir saçmalık. Beyhan teyze oldu. Yaptırmış getirmiş. Aynı şeyi olsun. Sen de yaptırsan getirsen sana da veririm takıyı. Hayır bu yüzük benim oyuncak mı böyle ya herkese? Hayırdır, yüzük benim yüzüğüm. Evet senin. Hayır benim değil. E kayınvaliden. Benim olsa benim için benim, bak benim olsa içinde benim adım yazar. Senin işim. Olmayan bir şeyi başkasına hediye edemezsin o zaman. Beyhan teyze yerden almış getirmiş. Madem ben attım yüzüğü işte bu şekilde de Beyhan teyze hediye. Ya. Farkında mısın? Başkasının yüzüğünü başkasına verdin. Ya şu an sakin durduğuma da bakmayın. Ona da bunun hesabını soracağım. O yüzüğü de niye ondan alacağım. Niye kayınvaliden Beyhan teyzeyi çok seviyor ya işte. Hediye etsin arkadaşı değil mi? Hediye ama etsin. Ama onun hediye etmesi gerekmiyor mu senin yerine? Furkan'a da hesap verecek misin böyle? Aldığınız yüzüğü ben gittim oradaki bir kayınvalideye hediye ettim diyecek misin? Furkan sence bana böyle bir şey sormaya yüz bulur mu? Yani vallahi yüzü var aranızdaki... mıdır sence? Senin eşin sana sorabilir mi? Sana olmayan yüzü niye bana getirmedin diye. Ben sizin aranızdaki şeyi bilemem diye. Yani. Artık ne vallahi hesap bir şey söyleyeceğim. Nuray teyze gayet de hesabını mesela hala sorabiliyor. Çünkü sorar, anladın mı? Aramızdaki fark o zaten bizim. Cuma günü bu yüzük yerlerdeydi, doğru mu? Doğru. Bak, kırıldı, bak, kırıldı bak, yüzük. Bak şimdi. Yapma, 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 yapma. Düşeceksin, düşeceksin. Düşeyim, önemli değil. Önemli değil. Damla. Öyle fırlatılmaz. Ben yüzüğü yerden aldım, götürdüm hafta sonu. Uyumcuya yaptırdım, dedim ki bir vallahi haftadır... Vallahi Beyhan Hanım. Bir haftadır bu yüzük gidiyor dedim, Damla'ya geri vereyim dedim. Benim niyetim hani para pul cart curt değil, bana bir tel de getirseler benim için olurdu ama... Milletin eskisini gelip benim parmağıma takmayacaklardı. Bak o konuda haklısın. Bir dakika, bir dakika. Bak hala parmağında o yüzüğü sahibine ver. Tamam mı? Bunu son kez söylüyorum. Bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum. Konu... Bak ben kime anlatıyorum ya? Ne oluyor? Beyhan'a mı anlatayım? O daha iyi anlıyor, istersen onu anlatayım. Hiç umurunda mı ya? İnsan biraz gurur... Sen alacaksın mı bana? Hayır ben almıyorum sana. Hala olur sen alacaksın mı bana diyor. Aa dalga geçer gibi ya. Beyhan abla versen Nuray'ın malı yani yüzüğü. Lütfen. Hayır, çıkartıp lütfen. Verir misiniz? Bu yüzükten alacağım ben mı? Ben Damla'ya layık gördüm. Pahalı diye aldım. O kıymet bilmedi ama ver lütfen ya, yüzüğümü. Ya Beyhan abla istiyorum. Lütfen Beyhan Hanım ya. Ya Beyhan abla olur mu? Ben bunu çok pahalıya aldım ya. Ver lütfen yüzüğü. Al be senin yüzüğünü ver. Aldım. Tabii ki vereceksin. Aldı yüzüğünü. Beyhan teyzenin... Beyhan teyze benim sana hediye ettiğim şeyi niye verdin sen geri? Kadının parmağını koparıyor, parmağını Nuray onu teyzeye bak. Onu ben sana hediye ettim, niye verdin geri? Diyorum ya ne yüzükmüş. Yüzük sahibine geldi arkadaşlar. Benim yüzüğümü sen başkasına takamazsın. Nuraycığım en güzelini de yaptın, sakın parmağından da çıkartma yüzüğü. Yok çıkartma. Yani, ben ona layık gördüm ama o kendine layık görmedi. Evet. İyi oldu işte, Beyhan teyze de yaptırıp geldi. Nasıl olsa cebinden çıkmadı yaptırması da. Heh. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Ya vallahi, ben o yüzüğü görmek dahi istemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir film dizi izliyor gibiyim şu an sizleri izlerken. Niyase ben burada şov yapmak istemiyorum. Ben o yüzüğü görmek dahi istemiyorum. Geliyor geliyor yine benim önüme geliyor. Ha Beyhan teyze yaptırmış getirmiş, iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama yani... Hayır bu Beyhan teyze eli hep sende açılıyor Damla, ben de bunu anlamadım. Ya ben nereye geldim? Ne yaşıyorsunuz siz? Bir kendinize gelir misiniz artık? Yakında sen de yaşarsın Elif. Yakında sen de yaşarsın. Ama Damlacığım sen de çok büyük tepkiler gösteriyorsun. Sen de yaparsın. Çünkü kayınvalidin. Kayınvalidine çok büyük tepkiler burada gösteriyorsun. Burada rakibin, kayınvaliden bile yeri geliyor senin rakibin oluyor. Artık
herkese böyle bir bileyleniyorsun yani elinde olmadan. Elifciğim, şimdi sen böyle konuşuyorsun havadan havadan da senin kocan eski sevgilisinin yüzüğünü getirip sana evlenme teklif etse, sen de o yüzüğü taksan, bir sene sonra öğrensen ne yaparsın? Ha? Ben de evet tepki gösteririm. Daha fenalarını tepki da yapan gösteririm bulunur. Ama artık birazcık da unutmak gerekiyor bazı olayları. Ben Damla'yı haklı buluyorum. Ben var ya daha beterlerini yapardım. Aynen ben kendimi öyle biliyorum.